Hristiyanlar yılbaşını kutlamak için hazırlık içerisine girmiş bulunmaktalar. Onların inançlarına göre İsa aleyhisselam Aralık 24'te doğmuştur. Bazılarına göre Aralık 26'da. Fakat bu konuda sahih bir rivayet yoktur. Sadece zan ve tahminden ibarettir. Ve kasıtlı olarak da senenin tam başına da getirilmiştir. Ve böyle bir seneyi sözde Hazreti İsa'yı hatırlamak için sözde ibadet ederler ve sonunda kutlama yaparlar. Hazreti İsa'nın doğumuna sevinirler. Yeni bir seneye girdikleri için sevinirler. Ve bu sevinçlerini de Allah'a isyan ederek, küfürler işleyerek, mahsiyetler işleyerek, içki içerek, zina ederek yeni yıla bu şekilde başlarlar. Bu onların inancında var olan bir tutumdur. Onlarda artık yerleşmiş olan bir adettir, küfür adetidir. Ama işin acayip tarafı ve üzücü tarafı onların bütün bu kötü adetleri, İslam'a muhalif olan yönleri Müslümanlar arasında gün be gün yayılmasıdır. Kendilerini İslam'a nispet eden insanların da onların kutladıkları gibi bu günleri kutlamalarıdır. Milli piyango çekerek yani kumar oynayarak, içki içerek, hindiler keserek, mumlar yakarak, süslemeler yaparak ve işin üzücü tarafı, acayip tarafı o Noel Baba dedikleri papaz, küfrün imamı olan, küfürde önderlik yapan o papazların kıyafetlerini giyinerek birbirlerine hediye dağıtanlar, birbirlerini sevindirenler. Bütün bunları yaparken kendilerini de İslam'a nispet ediyorlar. Ne kadar üzücü ve acayip bir durumdur. Domuzu helal ettiler, içkiyi helal ettiler, zinayı helal ettiler, Allah'ın dinini baştan sonuna kadar tahrif ettiler, değiştirdiler. Bizim Hristiyanlarla bir alakamız yoktur. Artık Hristiyanların dini bitmiştir. Allah-u Teala İslam'dan başka bir dini kabul etmeyecektir. La ilahe illallah diyen bir Müslüman nasıl oluyor da Hristiyanları taklit eder? Nasıl oluyor da onların bayramlarını kutlar? Nasıl oluyor da Müslümanım diyen insanlar onlar gibi amel ediyor? Bu kesinlikle yasaklanmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tehdidi vardır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardan olur. Bayramlarında, seyranlarında, örf ve adetlerinde onlara benzemeye çalışırsa onlardan olur. Bizim dostlarımız Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Rabbim bizleri onlara muhalefet eden, Rabbim bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, o güzel sahabesini taklit eden, örnek edinen mümin kullarından eylesin.